Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 Ünite 7. Konumuz Ef'alül Mukarebe ve Ef'alül Reca ve Ef'alül Şuru. Bu ünite 4 alt başlıktan oluşmakta. Arapçada Mukarebe, Reca ve Şuru diye adlandırılmış bir takım fiiller var. Gramatik fonksiyonları açısından kâne ve grubuna benzeyen fiillerdir. Gramatik fonksiyon da ne? Yani kâne ne yapardı? Kânenin ameli, işlevi neydi? Kâne haberi nasb ismini raf ederdi. Ha bunlar da onun gibidir yani. Gramatik açıdan derken bu. Kâne ne iş yaparsa bunlar da o işi yapar. Hangi yönden? Gramatik açıdan. Yani cümledeki kelimeleri etkilemesi bakımından aynı irab olarak etkiler. Bunlardan bir eylemin gerçekleşmek üzere olduğu ya da meydana gelmesinin yaklaştığını ifade edenler kâde ve evşeke fiillerine mukarebe yaklaşma denilir. Yani şurada geçen mukarebeden maksat nedir? Mukarebe yaklaşma fiilleri manasına geliyor. Mukarebe ne demek? Yaklaşma fiilleri demektir. Yaklaşma derken yani bir iş oldu oluyor. Olmasına ramak var. Neredeyse şeklinde tercüme edilecekse o fiil bu gruptandır. Neredeyse güneş batıyor demek istiyorsan mukarebe fiillerinden bir fiil kullanırsın. Ha, güneş battı diyeceksen bundan kullanmazsın. Öğrenci neredeyse birinci olacaktı veya neredeyse sınavı kazanacaktı. Ha, demek ki sen bu gruptan seçmen lazım. Bir eylemin gerçekleşmesinin umut edildiğini bildirmek için asa fiili. Asa yani işte reca. Reca ne demek? Umut demek. Ummak. Bir işin gerçekleşmesine dair umut var. O zaman umut fiilleri yani reca fiili kullanırsın. Belki de gün gelip uslanacak. Belki de namaza başlayacak. Belki bir umut, bir ihtimal var. Kesinlikle başladı, kesinlikle başlayacak bu değil. Belki umulur ki diye tercüme ediliyorsa demek ki reca yani umut fiillerinden birisi kullanılmıştır. Bir eylemin başladığını ifade etmek için şuru fiilleri kullanılır. Şuru ne demek? Başlama fiilleri demektir. Şuru fiilleri yani başlama fiilleri. Başlamak mesela ders çalışmaya başladı veya bir bebek için yürümeye başladı artık. Konuşmaya başladı. Başladı fiilleri de kullanılabiliyor. Peki devam edelim. Günlük hayatımızda Arapça 7. Hivarun beynel midya'i ve tilfazi. Radyo ile televizyon arasında bir diyalog. Radyo ile televizyon tartışmışlar. Birbirlerine girmişler. Konu nedir? BDE. Başladı demek. Başladı. İşte az önce bahsettiğimiz reca, şuru ve mukabele fiillerinden birisi bu. Başladı diyorum demek ki başlama fiillerinden. Başlama fiili diye hangisini ifade etmiştik? Şuru fiilleri değil mi? Şuru eşittir başlama. Yani sınavda başlama fiili diye sormayabilir. Der ki aşağıdakilerden hangisi şuru fiilidir? Sen şuru eşittir başlamak. Yani şuru Arapçası, Türkçesi başlama fiilleri. Mukarebe Arapçası bunun Türkçesi nedir? İşte bunları bilmemiz gerekiyor. Arapçası ne, Türkçesi ne? Mukarebe, reca, şuru. Arapça, Türkçe ne ifade edildiği, o grupta hangi fiillerin bulunduğu bunları bilmemiz gerekiyor. BDE başladı. Ne başladı? El-midya'u, radyo başladı. Ve daha et-tilfazu, televizyon da başladı. Radyo olsun, televizyon olsun bunlar başladılar. Neye? Yeteşacerani, tartışmaya. Fima? Beynehuma ikisinin arasında bir tartışma varmış. İkisi de kendi aralarında tartışmaya başladı. Yeteşacerani karşılıklı olarak tartışmaya başladılar. Fima yerde ki beynehuma ikisinin arasında yani kendi aralarında. Beyne arasında huma o ikisi yani kendi. Ya tura mada.
Yatura acaba madane seyetehaddesi konuşacak kullu minhuma ikisinden her biri. Yani bunlar ne konuşacaklar acaba? Linnestemi'ye kulak verelim, dinleyelim. Galilen azıcık ilel hivari diyaloğa beynehuma ikisinin arasındaki diyaloğa konuşmaya az bir kulak verelim. Ehade başladı. Ne? El müdda'u radyo. Yetehaddesu konuşmaya. Ve yegulu diyordu. Littilfazi televizyona yönelik şöyle demeye başladı. Es-Seyyidu Tilfaz. Televizyon efendi. Seyyid efendi Tilfaz televizyon. Ene ben efvalu minke. Efvalu ben daha üstünüm. Minke senden kesiran hem de çok. Ben senden çok daha üstünüm. Kade et tilfazu kade neredeyse az kalsın. Et tilfazu televizyon yemutu ölüyordu. Neyden dolayı? Mine vahike gülmekten ötürü az daha ölüyordu. Radde aleyhi. Radde aleyhi ona cevap verdi. Ma ellezî ma ne ellezî tegulu sen söylüyorsun hu o konuda yahada. Hey sen bu konuda ne diyorsun? Mada ma ne elledi o şey ki tegul sen diyorsun hu onu yahada o nedir diye soruyor. Yani sen ne diyorsun demek istiyor. Ene ben eflalu daha üstünüm minke senden bir kesirin minel umuri. Umur işler durumlar pek çok durumda durumların pek çoğunda senden daha üstünüm. Pek çok alanda konuda senden üstünüm. El midya radyo diyor ki madane eri göster ni bana. Bir mada o şey ki ente senmişsin eflalu daha üstün minni benden. Hangi konuda benden üstünmüşsün göster bakalım. Bede başladı. Eşşicaru. Tartışma başladı. Yeşteddü şiddetlenmeye, artmaya, sertleşmeye başladı. Beynehuma aralarında bulunan tartışma. İlâ en yerudde ettilfâzu. Ve nihayet televizyon şöyle cevap vermiş. Şöyle karşılık vermiş. Tevakkaf. Dur demek. Tevakkaf eden emir. Dur. Ma ra'yuke. Ma ra'yu ne dersin? Ma ra'yuke. Sen ne dersin? Senin görüşün nedir? En yuzhira. Gösterme noktasında. Ortaya dökme noktasında. Kullun minna ikimizden her biri. İcabiyatihi. İcabiyat olumlu yanlarımızı demek. Ne dersin? Her birimiz olumlu yanlarını göstersin mi? Ortaya koysun mu? Asa belki umulur ki ennasu insanlar en yahtaru seçerler böylece. Bir suhuletin kolaylıkla. Men kim hüve o eflar daha üstündür minna aramızdan. Aramızda üstün olanın kim olduğunu böylece daha kolay seçebilirler. Ne dersin diyor. Bede başladı el mizya radyo ve tilfazu ve televizyon yeteşacerani tartışmaya fima o noktada ki beynehuma ikisi arasında tartışma başlamış. Televizyon olsun radyo olsun aralarında tartışmaya başladılar. Ya Tura acaba ne dersin? Ve bede başladı el hivar diyalog beynehuma ikisinin arasındaki diyalog kel'ati aşağıdaki gibidir. Tilfazu. Aralarında şöyle bir diyalog başlamış. Aşağıdaki gibi bir diyalog. Tilfazu televizyon diyor ki da bırak ni beni. Egul ben diyeyim leke sana lime niçin ene ben efvaru daha üstünüm minke senden. Bırak da söyleyeyim senden neden daha üstün olduğumu anlatayım.
Yestedî'u ennâs. İnsanlar güç yetirebiliyor, becerebiliyor, yapabiliyor. Semâ'i, beni işitmeyi ve ru'yeti ve beni görmeyi. Emmâ ente, sana gelince fe yesmeûne, işitiyorlar ki seni, fakat yalnızca seni yalnızca işitiyorlar, beni hem görüyor hem işitiyorlar. El-Mizzâ, radyo cevap verir. Kad yekûnu, olabilir kelamı, senin kelamın, söylemin yani, sahihen, doğru, min nahiyetin, bir açıdan, ennehum, onlar, la yestediyûne, güç yetiremiyorlar, yapamıyorlar, rü'yeti, beni görmeye, yani ben de bir şey göremiyorlar, bir televizyon gibi bir ekranım yok. Velakinne, fakat es-suvere, resimler, elleti, o resimler ki tu'ati, sen gösteriyorsun, veriyorsun, ha, onları, ente, sen, kat, şüphesiz ki etlefe, islaf ediyorsun, yok ediyorsun, el-ukule, akılları, yani akılları, ve hedemet, ve perişan ediyorsun, el-efkara, fikirleri, düşünceleri, yani hayal gücünü yok ediyorsun, sen resimleri göstererek, videoları göstererek hayal güçlerini insanların iptal ediyorsun. Oysa ki ben bir şey göstermiyorum. Dolayısıyla insanların hayal gücünde bir şeyler canlanıyor. Et-tilfazu, televizyon. Lakin fakat hada, bu. La yani. Bi enneni lem ecilib lehum. Lakin fakat hada, bu durum, yani senin söylediğin şey. La yani anlamına gelmez. Ne anlamına? Bi enneni, şüphesiz ki ben lem eclip sunmuyorum lehum, onlara, el kesira, pek çok şey, minel fevaydi, faydalı, onlara pek çok faydalı şeyler sunduğu manasına da gelmez. Femin hilali suveri, benim görüntülerim sayesinde, testadiyu, güç yetirebilirsin sen, rü'yeti, temarini, riyaliyeti. Riyal spor demek. Temarin, alıştırmalar. Spor hareketleri, yani spor egzersizleri seyredebilirsin. Ve daha ne seyredebilirsin? Beramici dabhi, mutfak programları, yeme içme programları seyredebilirsin. Ve kullaha da, bunların hepsi de yahtacı, ihtiyaç duyar, li suveri, benim görüntülerime. El-Mizya'u, radyo cevap verir. En-nasu, insanlar, yumkinu, mümkündür. Hum, onlar için, semmai, beni işitmek, bi kulli vaktin, her vakit. Emmante, sana gelince sen, fe tekadu tekunu mukayyiden. Tekadu, neredeyse, tekunu, isin, sin, yani mukayyiden, bağlısın, neredeyse bağlısın. Bil keh Reba'i, elektriğe daimen, devamlı, yani hemen hemen her zaman elektriğe bağlısın. Ettilfazu, televizyon şöyle cevap veriyor. Hatta öyle olsa bile, yani hatta levküntü, senin dediğin gibi olsa da, mukayyeden bağlı olsam da, bilke reba'i, elektriğe, fe maziltu, yine de hala eflaru, daha üstünüm minke, senden. Haysu, şöyle ki yectemi, toplanır, el cemiyor, insanların hepsiyle, ru'yeti ma ledeyye, ben de bundan görüntüleri seyir için, li ru'yeti, görmek için, ma o şey ki ledeyye, bende bulunuyor, yani bendeki görüntüleri, bu görüntüler min ahbarin, haber cinsinden olsun, ve müselselatin, veya müselsela cinsinden olsun. Müselsela dizi manasına gelmekte. Ve beramici dini yetin, dini programlar, beramici program, dini programlar ve terfihiyetin ve sekafiyetin. İlk kelimemiz eğlence, sekafi, sonuncu kelimemiz ise kültür manasına gelmekte. Kültür olsun, eğlence olsun, dini olsun, bu bağlamlardaki programlar ve dizileri ve haberleri, ben de bundan bunları, yani bu görüntüleri seyretmek için insanlar toplanır dedi. El-Mizza'u, radyo diyor ki ledeye, bende vardır şeyun, başka bir şey, şeyun aharu, başka bir şey vardır bende, öyle başka şey ki bu, yusbitu, ispatlıyor, enneni, şüphesiz ki ben eflaru, daha üstünüm minke, senden, bende başka bir şey daha var,
Nasıl başka bir şey? Senden daha üstün olduğumu ispatlayacak başka bir kanıt var bende. Entesen kebirul hacmi, iri cüsselisin. Thakirun, ağırsın. La yestatiyu, güç yetiremez. Ennasu, insanlar hamleki, seni taşımaya. Min mekanı, bir mekandan liahara, başka bir yere. Güç yetiremiyor. Ala aksi, ben ise bunun ala aksi, benim zıttıma böyledir durum. Benim zıttıma, benim tersime durumlar böyledir diyor. Tamamen, tamamen böyledir. Şeminel mümkini, oysa mümkündür. Ehzi, beni taşımak. İla eyyi mekanin, ila eyyi mekanin. Hangi mekana olursa olsun. Yürüydün, onlar istiyor. Hu onu. Beni istedikleri yere götürmeleri mümkündür. Onların istedikleri yere götürmeleri mümkündür. Et-tilfazu. Televizyon. Unzur bak linnâs, insanlara. Keyfe, nasıl? Yetehafetûne. Eziyorlar. Keyfe, nasıl? Yetehafetûne. Birbirlerini eziyorlar. Bu fiilin binasında müşarekettir. Karşılıklı yani. O ne eziyor? Ezdiği kişi de onu eziyor. Birbirleri nasıl da eziyorlar? Likey yeclibu ni. Likey yeclibu ni. Beni götürebilmek için. Lil beyti, evlerine. Eve beni götürebilmek, taşıyabilmek için o izdiham oluyor. Birbirlerini nasıl da eziyorlar? Bak diyor. El mizya'u, radyo cevap veriyor. Hemen kim kale dedi leke, senin için, beğenen nasıl, insanlar. La yetehafetune, birbirlerini eziyorlar. Li celbi evan. Li celbi, benim için evan, aynı şekilde. La yetehafetune, birbirlerini ezmediklerini. La var burada, olumsuz. Men kim kale dedi leke, sana. Ne dedi sana? Bi ennen nase la yetehafetune li celbi evan. Bu cümle sana diyen oldu mu ki? Yani beğenen nasıl, insanlar, la yetehafetune, birbirlerini ezmiyorlar. Li celbi, beni izlemek için. Evan aynı şekilde. Yani benim için birbirlerini ezmediklerini kim söyledi? Sen kendin için anlattığın bu şey benim için de geçerli. Ettilfazu, televizyon. Lakin fakat, la hadun, hiç kimse, yesmeu, dinlemiyor ki, seni, sivah şahsin, bir şahıs, sevisneyni veya iki şahıs hariç, bir iki kişi hariç, bunun dışında kimse artık seni dinlemiyor, dinlememektedir dedi. El mizya'u, radyo diyor ki, men kim kâle dedi leke, sana. Ennehu, o kişi. La ahadun, hiçbir kimse. Yesma'u, dinlemiyor. Neyi beni? Beni hiç kimsenin dinlemediğini sana kim dedi? Bel, aksine senin dediğin gibi değil. Kullu ferdin, her bir fert, her bir insan. Minel aileti, aileden her bir fert. Ledeyhi, ona ait vardır. Mizyan, radyo. Hasun, bi, bizzat kendisine ait. Kendisine has bir radyoya sahiptirler. Niye kendilerine ait bir radyoları vardır? Liyesma'a, dinlemek için. Ni beni. Ve lestu, ben değilim. Misleke, senin gibi. Sakilen, ağır değilim. Sabiten, sabit de değilim. Bir mekani, bir mekanda. Vahiden, tek bir mekanda. Bil beyti, evde. Senin gibi yerinde sabit duran, evde sabit duran, ağır olan, evde bir tane de değilim. Evde bir tane de değilim diyor. Ettilfazu, televizyon cevap verir. Ente sen kesirul meleli. Melel, kıskanç demek. Kesirul melel, çok kıskançsın. Yesmaune, dinliyorlar kesin. Lisaatin, bir saat dinliyorlar. Ev veyahut da ekalle, bir saatten daha az dinliyorlar. Sümme sonra yuğligune, kapatıyorlar ki seni, seriyen, hızlıca seni kapatırlar. El mizya, radde diyor ki enesite, enesite, unuttun mu sen? Enesite, sen unuttun mu? Baştaki e soru manasında. Mı, mi, mu. Nesiye, mazi fiili bu.
Nesite, sen unuttun mu? Benim onlar istebdeluke. İstebdelu değiştirdiklerini, ke seni bil internet, internet ile. Yani interneti senin yerine bedel getirdiklerini, senin yerine değiştirdiklerini unuttun mu? Feleste, fe öyleyse artık leste sen değilsin, mühimmen, önemli değilsin. Lehum insanlar için el anı şu anda. Emma ene bana gelince fe ma zalu hala yesmeune dinliyorlar ni beni. Hatta lev saaten evsneyn yani bir saat de olsa 2 saat de olsa hala beni dinliyorlar. Buna devam ediyorlar. Tilfazu televizyon cevap verir. Lakat şüphesiz ki el-hak te sen güldürdün ni beni ya aziz. Aziz dost yani ey dostum sen beni güldürdün. Kema gultu benim dediğim gibi leke sana min kablu daha önceden sana söylediğim gibi. Ennehum onlar la yesmeune dinlemiyorlar ke seni. İlla ancak dinliyorlar indel inkıta'il kehrebari. Kehribai. Yalnız elektrik kesilince seni dinliyorlar. El müzya'u radyo cevap verir. Et-te'lemu sen biliyor musun ya aziz ey dostum ene ben era görüyorum enne şüphesiz ki kullem minna içimizden her birini yani hepimiz için görüyorum müfidun faydalar. İkimiz de faydalıyız yani. Era ben görüyorum ben biliyorum düşünüyorum ve enne şüphesiz ki nabiz inistemrarna devam etmek demek. İnşayet istemrarna istifal babından mazin. Devam edersek, sürdürürsek bil cidali tartışmayı fe bu durumda len nasile vasıl olamayacağız. Vasıl yani hasıl olamayız, kavuşamayız, elde edemeyiz. Li eyyi hallin. Herhangi bir çözüm bulamayacağız. Fe öyleyse madem ki bizim tartışmamız sonuçsuz kalacak. Nahnu biz künna idik. Künnayız mühimmeyni. Önemliydik künna biz eskiden. Ve senepka. Biz kalacağız. Kedarik böylece. Nepka, beka yapı, senepka. Kalacağız, kalmaya devam edeceğiz. İleride de böyle olacağız. Kedarik böyle aynı şekilde. Etilfazu televizyon der ki kelamuke sahihun senin kelamın sahihtir doğrudur. Aleyna öyleyse bize gerekir ne ettevakkufu durmak gerekir. Ani şicari tartışmayı durdurmamız gerekir öyleyse. Li enne çünkü li kullu minna ikimizden her biri yani her ikimiz de fevaidehu ve evrarahu. Her ikimizin faydası da zararı da var. Faydası olduğu gibi zararı da vardır dedi. Cümledeki mukarebe, reca ve şuru fiillerinin cümle içerisindeki kullanımlarını ve irab durumlarını kâne ile karşılaştırın dedi. Şu an için bunu fark etmeniz zor olabilir. Evvela grameri işleyelim. Mukarebe fiilleri hangileri? Reca fiilleri hangileri? Bunları bir görelim. Mukarebe, reca, şuru fiillerini bir görelim neler olduğunu. Ondan sonra yukarı çıkıp bakalım. Görüldüğü üzere konumuz 3 ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlar bir eylemin gerçekleşmek üzere olduğunu ifade etmesi bakımından yaklaşma fiilleri. Bir eylemin gerçekleşmesinin umut edildiğini ifade etmek üzere reca fiilleri. Bir eylemin başladığını ifade eden şuru fiilleri olmak üzere 3 grup fiil burada işlenmekte. Herhangi bir fiil değil yani bu. Belirli bir adı olan ve belirli bir etkisi olan fiiller. İraba belirli bir etkileri var. Herhangi bir fiil gibi değil. Bu 3 grupta yer alan fiiller daima isim cümlesinin başında yer alır. Yani bir müpteda haber varmış. Bunun başına getirilmişler. Örnek ne olsun? Kalemun müfidun. Kalem nedir? Kalemun müfidun. Olmadı gerçi. İkisi de nekre. El kalemu mufidun. Kalem nedir? Mufidun faydalıdır. Bunun gibi yani. El kalemu mufidun benzeri cümlelerin başına bu gruptaki fiiller gelmektedir.
Pekala. Burada yine bir takım bilgiler vermiş ama tam olarak konuya girmemiş. Burada bizim için önemli olan nokta nedir? Kainede olduğu gibi bu gruptaki isimler de, bu gruptaki fiiller de isimleri daima merfu olacak. Mukarebe, reca, şuru fiilleri. İsimleri merfudur. Haberleri mensuptur. İsimlerini raf, haberleri nasb ederler. Yani kendilerinin faili yok. Kendilerinin mef'ulü yok. Dikkat, bu fiillerin faili ve mef'ulü yok. Bunların isimleri ve haberleri var. Haberleri mensup, isimleri merfu olmaktadır. Çok önemli, bu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. İsimleri merfu, haberleri mensup. Bu gruptaki fiillerin en önemli özelliği haberlerinin daima muzari fiil ile başlayan bir fiil cümlesi olmasıdır. Haberler nedir? Her zaman için muzari fiil ile başlayan bir cümledir. Tamam. Öyleyse ne olmuştur? Haberlere daima mahallen mensup olacak. Şimdi bir tane cümle verir bize. Der ki altı çizili kelimenin irabı nedir? Biz gidip oraya lafzen mensup demeyeceğiz. Yani şıklarda mahallen mensup olanı aramalıyız. Haberi mahallen mensuptur. Lafzen değil. Lafzen mensup o şey okurken mensupluk alameti telaffuz edilmesidir. Örneğin kitaben feta almıştır. Lafzen mensuptur. Lafzen yani telaffuzu bakımından da mensuptur. Onu fetalı okuyorsun. Veya kita ne diyelim? Dalibun, daliban, dalibune, dalibine. Dalibine ya ile yazıldığı zaman ha, bu da mensuptur. Niye? Feta var diye mi? Hayır. Bu da ya var diye. Yani bir kelime de illa feta olması gerekmiyor mensupluk alameti olarak. Kelimenin türüne göre farklı mensupluk alametler alabiliyor. İsimler de irab konusuna bakmanız gerekir burada. Fiillerde irab konusu da var. İrab konusu çok geniş. Şimdi bizim konumuz mahallen mensuptur derken o kelimenin telaffuzunda bir mensupluk alameti arama yani. Kelimenin telaffuzunda, yazılışında bir mensupluk alameti olması gerekmiyor. Mahallen mensuptur diyeceğiz. Bu bilgiler çok önemli. İsimlerine, haberlerine olan etkileri nelerdir? Haberleri neyden oluşur ve irabı nedir? Çok önemli konuları şu an işledik. Tabi bu anlatılan ortak noktaydı. Yani haberlere nasb isimlerini raf edecekleri, sonra haberlerinin muzari fiille başlayan bir cümle olduğu ve bu cümlenin mahallen mensup olduğu ortak nokta. Farklı nokta yok mu? Hepsi aynı mıdır? Mukarebe, reca, şuru fiilleri, A'dan Z'ye tüm özellikler aynı mıdır? Değildir. Örneğin burada ne diyor? Haber cümlesindeki muzari fiilin başına bazılarında en bulunurken bazılarında bulunmaz. Bu nedir? Aralarındaki zıttıktır. Bu bakımdan bir ayrım söz konusu. Başka? Anlamları başkadır yani mukarebe, reca ve şuru fiilleri birbiriyle aynı değildir. Bu bakımdan da farklılıklar vardır. Bu genel bilgilerdi. Şimdi mukarebe yani yaklaşma fiillerini kitap ele almaya başlıyor. Kâde yekâdu. Kâde mazidir. Yekâdu muzaridir. Evşeke mazi, yuşiku muzaridir. Mazi muzari verilmiş. Mukarebe fiilleri kâde ve evşeke ve kârabe fiillerinden oluşmakla birlikte biz kârabe üzerinde durmayacağız diyor. Kârabe vermemiş. İki fiil ezberleyeceğiz. Kâde, evşeke. Bu muzarisi, bu da muzarisi. Kâde, evşeke fiilleri nedir? İkisi de mukarebe yani yaklaşma fiilleridir. Sonra dedi ki bir tane de kârabe diye var yaklaşma fiili ama biz bunu ele almayalım dedi. Çok nadir kullanılmakta ve sizi bununla yormayalım demişlerdir. Kendilerinden Allah razı olsun. Mukarebe fiilleri bir isim cümlesinin başına gelerek, mukarebe fiilleri isim cümlesinin başına geliyor ve o isim cümlesinin müptedasını raf haberini nasb ediyor. Müptedasını raf edip kendisine isim alıyor. Haberinden nasb ederek kendisine haber alıyor. Haberi yine haber. Ama müpteda dediğiniz o kelime artık müpteda olmaktan çıkıyor. Bu kelimelerin, bu fiillerin ismi oluyor. Onda bir isim değişikliğine gidilmiş değil mi? Ad değişikliği.
Müpteda olan kelime artık müpteda denmeyecek. Bunun ismi denecek. İrabında değişiklik var mı? İrabında değişiklik yok. Peki müpteda'nın haberi merfuydu. Onun ismi değişmiyor. Yine haber. Haber yine haber olmaya devam ediyor. Adlandırma aynı. Onun da yazılışı, irabı değiştiriliyor. Mensup ediliyor. Örnekleri işlerken bunu ele alacağım zaten. Daha iyi anlayacaksınız. Evet, haberi muzari ile başlayan bir cümledir ve mahallen mensuptur dedik. Niye? Çünkü cümleler mahalli irabı tabidirler. Cümleler mahallen irab alırlar. Şurada yine farklılıklara değinmiş. Kâ ve şeki fiilleri mazi ve muzari her türlü şahıs çekimlerine girebilen fiillerdir. Şahıs çekimi yani birinci şahıs, ikinci, üçüncü yani müfettesine cemi müzekker müennes olarak efşeke ve kâdenin çekimi vardır. Oysa daha sonra göreceğiniz üzere şuru fiillerinin yalnızca mazi formları bütün şahıslara göre çekimlenmekte. Recel fiillerin ise mazi formunun sadece üçüncü tekil müzekker ve müennes çekimleri yapılmaktadır. Evet, bazen haberin başına engelebilir, manayı değiştirmez diyor. Mukarebe fiilleri başında bulundukları isim cümlesine yaklaşma anlamı katar. Daha net bir ifadeyle meydana gelmek üzere olduğunu ifade eder. Kâdel hâdimu en yeskuta minen nafideti. Nafideti değil mi? Dal gibi yazılmış ama bu peltek zel olması lazım. Nafi de değil de de. Hizmetçi az kalsın pencereden düşüyor idi. Kade az kalsın neredeyse. El hadimu hizmetçi en yaskuta düşüyordu. Minel nafideti pencereden. Düşey yazdı. Az kalsın neredeyse. Aramak kalmıştı gibi ifadeler hepsi aslında olmadığı da neredeyse olacaktı, neredeyse gerçekleşecekti. Bunu ifade etmek için seçilmiş kelimelerdir. Kâde mazi kullanıldı. Şimdi muzarisi. Yekâdu kullanılmakta. Yekâdu. Yekâdu et-tiflu er-radî'u en yeskuta mine süllemi. Bebek neredeyse veya düşmek üzere. Neredeyse merdivenden düşecek. Veya ne diyebilirsin? Bebek merdivenden düşmek üzere. Önemli yani bu mukarebe fiillerin tercümesi nedir? Neredeyse olacak veya olmak üzere diyeceksin. Neredeyse güneş doğacak veya güneş doğmak üzere. Neredeyse sınava hazır veya sınava hazır olmak üzere diyebilirsin. Veya uçay yazdı veya yazmak diye kullanmış değil mi? Düşey yazdı. Uça yazdı şeklinde. Bu da kullanılabiliyor çevirilerde. Yekâdul muvaffafûne en yehrucû min mekâtibihim. Memurlar ofislerinden çıkmak üzere. Yekâdu neredeyse el muvaffafûne memurlar en yehrucû çıkacaklar. Min mekâtibihim. Ofislerinden denebilir. Evşeke de aynı manada. Bu da yuşiku, tuşiku diğer çekimleri. Turist otobüsü neredeyse sarayın duvarına vuracak. Tuşiku neredeyse. Hafileti otobüs. Yaklaşma fiillerinin yani kâde ve evşeke haber olan muzari fiilin başına en gelebilir veya gelmeyebilir. Kâde ile evşeke fiilleri arasında anlam açısından bir fark yoktur. Şimdi bir tanesi irabını yapıyor. İrabı nasıl yapıyor bakalım. Manası çocuk yere düşmek üzereydi. Mukarebe fiili kâde. El veledu onun ismidir, merfudur. Yeskuta mensup muzari fiil. Müstitir zamir hüve nasb alameti fetha diyor. En yeskuta. Kâdenin haberi mahallen mensup. Bak, ayırıyor diyor ki en nedir? En nasb edatıdır. Sükun üzere mebnidir. Yeskuta muzaridir diyor. Normal bir fiil. Daha sonra onu birlikte değerlendirir. En yeskuta ise onun haberidir. Mahallen mensuptur. Bir tane daha bakalım.
Kâdi fiilimiz elvereden merfu çünkü tesniye ve elifle yazılmış. Demek ki o zaman ismidir merfu olduğuna göre. Yebki yani bu da merfu muzari. Hani yen surani gibi yebki yani. Peşinden minel ferahi min harficer el ferah mecrur. Yebki yani minel ferahi cümle olarak mahallen mensup olup Kâdi'nin haberidir diyor. Yine bir tane daha vermiş. Evşeke mukarebe fiilimiz el-mu'temiruna vavla yazılmıştır. Dolayısıyla merfudur yani Evşek'in ismidir. En-enimastariye ya'udu aslında ya'udu ne idi? Ya'udu diye kalmış. Sonda nun silinmiş. Niye? En var. En nasb etmiş. Nasb alamet olarak sondaki nun silinmiştir. İlel vatani. İle harfi cer vatan onun mecruru. En-ya'udu vatani ise Evşeke'nin haberi olmakta. Tabii kitap böyle anlatmış. Devamında bir tane daha örnek var. Yine aynı şekilde enden sonrası haber olmakta. En dahil olmak üzere enden sonrası haber. Mukarebe fiilleri bu kadardı. Mukarebe fiili peşine gelen merfu kelime ismi diyorsun. Peşine gelen muzari ve sonrasına onun haberi diyorsun. Ve haberine mahallen mensup diye de bir ilave yapıyoruz. Reca yani umut fiilleri. Örnek olarak Esa'yı vermiş. Hemen aşağıda Hara ve İhlevleka fiillerini görmekteyiz. Tabi bunun dışında kelimeler de var. Görüyorsun ne demiş tekrardan. Tekrardan Hara demiş ve peşinden İhlevleka demiş. Arapçada pek kullanılmadığından burada yer almayacak. Yani biz daha çok Esa üzerinde duracağız. Öyle görünüyor. Tıpkı mukarebe fiillerinde olduğu gibi reca fiilleri de bir isim cümlesinin başına gelerek isim ve haber alırlar. İsimleri merfu, haberleri mensuptur. Tıpkı yukarıda olduğu gibi ve bu çok önemli. İsimleri merfu, haberleri mensuptur diyor. Bu normal bir şey değil. Bu isimlerinin merfu, haberlerin mensup olması diğer grup içinde bu söz konusuydu. Ve aşağıdaki grup içinde bu söz konusu olacak. Bu konunun en önemli noktası yani. İsimlerin raf haberler nasip ettikleri. İsim cümlesinin müptedası kendilerine isim olarak. Haberleri de kendilerine haber olarak alırlar. Haberleri mukarebe fiillerinde olduğu gibi daima muzari fiil olarak gelir. Bir fark var diyor. Haberlerin başında çoğunlukta en olur imiş. Reca fiillerinin mazi çekimi yapılmakla birlikte hü ve hiye dışındaki çekimleri yaygın değildir. Hü ve hiye derken yani üçüncü şahsın müennes olsun, müzekker olsun, üçüncü şahsın müfretleri kastedilmiş oldu. Tekilleri kastedilmiş oldu. Umut, beklenti manalarına geliyor bu fiiller. Asa belki de veya umulur. Umulur ki yeni aşçı lezzetli yemekler pişirir veya yeni aşçının lezzetli yemekler pişireceği umuluyor. Umulur veya belki de yeni aşçı lezzetli yemekler pişirir. Asa belki at-tabbahu aşçı öyle aşçı ki el cedidu yeni aşçı en yadbuha pişirir ne et'ime ten yemekler öyle yemekler ki lezzeten lezzetli. Asa fiilimiz. Aset yine fiilimiz. Asa sürekli gelmiştir. Şimdi burada asa yazılmış peşine gelen kelime hareke verilmemiş. Ama sen biliyorsun ki asa ismini ne yapar? Raf eder. Et tabi bu diyeceksin. Gönül rahatlığıyla sonuncu harfe ötreyi verebilirsin. Her zaman ötrü olur demiyoruz. Burada gelen kelime cemi mükesser olsa yine ötrü olurdu. Ama tesniye olsaydı elifle merfu olurdu. Cemi müzekker salim olsa vav ile merfu olurdu. Yani merfuluk alametleri başka başkadır. En çoğunlukta gelirmiş. Esallahu en yagfira lekum dunubekum. Umulur ki Allah günahlarımızı bağışlar. Esa fiilimiz lafzatullah merfudur, ismidir.
Enle birlikte başlayan muzari kısmı ise onun haber olmakta. En yağfir aleykum dönübek. Bu kısmı da onun haber olmakta. En yağfira bağışlaması umulur. Kimin? Gafara yağfiru muzari fiil. Enden dolayı mensup olmuş. Yağfira olmuş. Kendisinde gizli zamir hüve var ayrıca. O da faildir. Lekum lam harfi cer. Kum mecrur. Lekum car mecrur. Yağfiru fiiliyle mutaalliktir. Peşine gelen dünube kelimesi mef'uldür, muzaftır, kumdu onun muzafun ileyhi olmakta. Şimdi asa yine umut fiilimiz. Peşine gelen el-amilani onun ismi olmakta. Merfu raf alameti nunun sağındaki eliftir. Tesni olduğu için raf alameti olarak elif aranmakta. Peşine gelen kısmı ise haber olmaktadır. Es-sa-i-gune bu Esra'nın ismi olmakta. Merfu raf alameti vav. Raf alameti niye vav? Çünkü düzenli çoğul diyor. Düzenli eril çoğul. Yani cemi müzekker sarimdir. Bu yüzden vav onun merfuluk alametidir. Enle birlikte başlayan diğer kısım ise Esra'nın haberi olmakta. El-Muvazzafatu Aset Esra bunun ismi olmakta. Bakın burada Aset geldi. Esra gelmedi. Tayla bitti. Kalıpla alakalı olarak. Neden? Üçüncü tekil dişil şahıs çünkü. Bundan dolayı. El-Muvazzafat onun ismidir. Merfu raf alameti zamme. Peşine gelen kısmı ise haberi olmakta. Reca fiil olan Esra'nın ardından zahir bir isim gelmeden doğrudan en ile başlayan bir muzari fiil gelirse ne demek istedi? Yani Esed'den sonra El-Muvazzafat geldi. Muvazzafat olmasaydı Esed peşine en yen cehne veya yukarıda olduğu gibi Asa'dan sonra Es-Sa'iguna gelmese Asa en yettebi'u gelse veya Asa en yutkina olsa El-Amilani olmasa bunu anlatıyor. Asa'nın ardından zahir bir isim gelmeden zahir isim nedir? Esra ile muzari arasındaki kelimelerdir. Hemen yukarıdaki örneklere tekrardan bakabilirsiniz. Esra ile muzari arasında yer alan kelimelere zahir isim denmekte. Zahir, görünen, açık, aşikar manasına gelmekte. Böyle bir isim gelmeden enle başlayan bir muzari fiil gelseydi ne olurdu? Ha bu durumda Esra bir reca fiili değil, artık o tam bir fiil olarak kullanılıyor demekti. Yani bu yüzden kendisinden sonra gelen en ile başlayan muzari fiil mastar-ı müevvel, mastar tevilinde artık insanın ismi değil de faili konumunda olurdu. Bu önemli bir bilgi mi? Evet. Aşağıdaki şıklardan hangisinde asa fiili veya umut fiili veya reca fiili tam fiil olarak kullanılmıştır? Veya hangisinde tam fiil olarak kullanılmamıştır? Böyle de sorabilir. Allah Allah, tam fiil mi değil mi nasıl anlayacağım ben? İşte anlama yolu bu yani. Asa'dan sonra en geliyorsa en artı muzari geliyor bak burada. Asa'dan sonra en artı muzari. Arada başka bir kelime yok. Ha demek ki asa tam fiil olarak kullanılmış. Tam fiil olarak kullanılması onun fail alması gerektiğini ifade ediyor. İsim ile haber değil. Kendine fail alıyor demektir. Bakara suresi 216 imiş. Asa belki de en tekrahu sizin hoşlanmadığınız şey, çirkin bulduğunuz şey işte vehvo nedir? Hayrul lekum sizin için daha hayırlıdır. Ha bu ayete bakarak insanlar şöyle demiş, şöyle bir hurafe uydurmuşlar. Her şerde hayır vardır. Yok ayette öyle demiyor yani. Her şerde hayır vardır demiyor. Asa diyor dikkat et. Belki de umulur ki en tekrahu şey siz bir şeyden hoşlanmadınız, çirkin buldunuz ama ve işte o şey hayrul lekum sizin için daha hayırlıdır. Belki de böyledir yani senin hoşlanmadığın şey belki de böyledir. Hep böyledir demiyor. Mesela içki içmekten hoşlanmıyorsun. İçki içmekte hayır mı var? Her şey böyledir demiyor. İnsanlar bunu çok genelleştirmiş ve yanlış anlamışlar artık.
Artık her şeyde hayır vardır. Sıkma canını diyerek insanları teselli etmeye gitmiş bu iş. Şuru yani başlama fiillerini ele alalım. B, D, E, E, H, D, Ş, R, A, C, A, L, N, Ş, E fiilleri. Bunlar hepsi fiil. Bunlar yine isim cümlesinin başında kullanılıyor. Kendilerine fail ve meful almak yerine isim ve haber almaktadırlar. Tıpkı yukarıdaki iki grup fiil gibi. Ve bunlara şuru fiilleri denmekte. İsmin raf haberini nasbeden şuru fiillerinin mukarebe ve reca fiillerinden en önemli farkı nedir? Cümlede haber olarak gelen muzdarip fiilinin başına hiçbir zaman için en yani nasb edatı gelmez. Ha, bu neden önemli? Mesela şöyle önemli olabilir. Nokta 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 peşine bir isim verir. Peşine de enle birlikte başlayan bir muzari yazar. Enle yazılmış bir muzari cümlede yer alır. En sağda nokta vardır. Tekrar edelim. Nokta 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 ileride enle başlayan bir muzari var. Bu noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Burada şuru fiillerinden hiçbiri gelemez. Yani mukarebe fiilinden, reca fiilinden örnekler verir. E şıkkına da bir tane cane yazar. Orada en olduğuna göre hangisi gelir, hangisi gelemez. Yani demek ki cane, en şey bunlar gelemez yani. Hangisi gelir diye sorabilir soruyu ve hangisi gelemez diye sorur. Sen bileceksin ki şuru fiillerinden sonra en artı muzari asla gelmiyor. Bede el-meri'lu ye'kulu galilen hâlâ sabah. Bu sabah hasta biraz yemeye başladı. Bayağıdır yemiyordu yani hastalıktan gitti gidiyor. Bede başladı. El-meri'lu hasta ye'kulu yemeye galilen az da olsa. Ne zaman başladı? Hâlâ sabah. Bu sabah başladı. Veya şer'a veya e-hâde. Bunlar hepsi ne? Başladı manasına geliyor. Bunlardan sonra gelen fiillerin başına asla en gelmez diyor. Bir tanesini irabını yapalım. Bede el üstazu yulgi muhalaratehu. Bede fiilimiz, şuru fiili, başlama fiili, peşine gelen merfu kelime yani el üstaz onun ismi olmakta merfu raf alameti zamme. Peşine muzari fiil geldiğini görmektesin. Muzari ve sonrası onun haberi olmakta mahallen mensup diyeceğiz. Aynısı için burada da söz konusu. El-Muhamiyani ismidir. Merfu raf alameti elif. Yudafiani ve devamı ise onun haberi olmakta. Diğerleri de öyle yani. Peşine gelen isim, merfu isim onun ismi olmakta. Muzari ile birlikte gelen kısmı ise haberi olmakta. Bede et talibu, ehade et talibu, bedet el amilatu, enşe'e, enşe'et. Şuru başlama fiillerinden sonra muzari fiil gelmiyorsa, bunlar şuru fiil olarak değil, normal fiil olarak kullanılmıştır. Bu durumda fail ve meful alırlar. Ne anladık? Diyor ki senin bildiğin şu ehade, bede, enşe fiilleri var ya, bunlar her zaman için başlama fiili değildir. Bazen başlama fiili olarak kullanılır, bazen de kullanılmaz. Başlama fiili olarak kullanılmamış ise normal bir fiil gibi kullanılmıştır demek. Nesara, ketebe, fetaha gibi fiil, fail alır, yani fail ve meful alırlar. Peki ben nereden anlayacağım ilgili fiil an itibariyle şuru fiil olarak mı kullanıldı yoksa tam fiil olarak mı kullanıldı? Bunun ayrımı neye göre yapılıyor imiş? Peşlerine muzari fiil gelmediyse tam fiildir. Ehade tam fiil. Et-talibu faili. Yektubu. Yektubu kendisinde gizli olan hüve ile birlikte fiil cümlesi olup ehadenin meful olmaktadır. Şuru fiili için böyle. Burada şuru mudur? Açıklama yanlış yaptım sanırım çünkü peşine yektubu geliyor değil mi? Yektubu geldiği için açıklamam hatalı oldu. Ehade şuru fiili et-talibu onun ismi yektubu fiil hüve gizli zamir fail fiil artı gizli zamir ile birlikte cümle olup ehade'nin haberi artı mahallen mensup. Niye böyle anlattık? Çünkü yektubu fiil muzari gelmiş.
O işte aşağıda gelmemiş yani akabe. Bizim yine fiilimiz şuru fiillerinden birisi. Peşine bakıyorum muzari var mı? Yok. Ha, o zaman buna şuru fiil deme de tam fiilde. Et-tâlibu bu failidir. Merfu raf alameti zamme. El-kaleme onun mefuludur. Mensup nasıl alameti fetha. Burayı incele. Muzari fiil var mı? Yok. Ha, öyleyse bde, bdet tam fiil. Buraya bakalım. Aa, muzari var. Ha, öyleyse bu şuru fiil. Aşağıya bak, muzari var mı? Yok. Öyleyse bu tam fiil. Harfi celle ile kullanılan bazı fiiller. Tekayyidi bi ne demektir? Bir şeye uydu, riayet etti demektir. Temettaa bi faydalanmak, zevkini çıkarmak. Ehcemaan bir şeyden vazgeçmek manasına gelir. Kalıp ifadeler. Fil hakikati gerçekte, hakikatte. Türkçe'de kullanıyoruz zaten. Kulli adanin musmusgiyetin. Dikkatle dinliyorum. Kiritu emutu min. Az kalsın. Ben ölmek üzereydim. Neredeyse ölüyordum şundan dolayı. Nokta nokta bırakıyor orayı. Neredeyse gülmekten ölüyordum mesela. Kıraatun bir okuma parçası. El hadaratul İslamiyetu. İslam medeniyeti. Kadet, kade, kadet. Burada müennes olarak gelmiştir. Kadet neredeyse az kalsın. Olay yazdığı. El fitnetu fitne tenteşiru. Yayılıyor. Kaplıyor. Ba'de vefati Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberin vefatından sonra. Ve evşeke, evşeke diyor da hani fitne idi, tenteşir neredeyse yayılıyordu. Zaten yayılmıştı. Neredeyse her tarafı sarıyordu yani. Ve evşeke neredeyse yüz tutmuştu, olmak üzereydi. El murteddûne dinden dönenler, en yetekâsırû çoğalmaya yüz tutmuşlardı, sayıları artıyordu. Federken bede başladı Ebu Bekir'in radıyallahu anh, başladı yed'ûhum onları davet etmeye, onları çağırmaya. İlel İslam, İslam'a çağırmaya başladı saniyetin ikinci defa. Ve hadi başladı yursili göndermeye ileyhim onlara Resul'e elçiler. Resul-ü müfret, Resul cimidir. Elçiler göndermeye başladı. Hatta belki el murteddûne dönen kişiler, dinden çıkmış olanlar en yercu'u bu defa dönerler ilallah Allah'a ve yetubu ve tövbe ederler. Belki Allah'a dönerler, tövbe ederler diye onlara elçiler göndermeye başlamış idi. Süme sonra şer'a başladı yüeddibuhum. Onlara hadlerini bildirmeye başladı. Hani edde ve yüeddibu dek edeplendirmek demek. Burada had bildirmek. Çünkü peşine gelen kelimeden belli bu. Bi cunudil İslam, İslam ordusuyla edeplendirmek, onlara hadlerini bildirmek, bildirmeye başladı. Ve ceal Ebu Bekir'in radıyallahu anh bede, pardon, ceale başladı Ebu Bekir'in, Ebu Bekir radıyallahu anh yed'ullahi Allah'a dua etme ve tevla ve yetevarra'u ve yalvarmaya, yakarmaya ileyhi ona ne yönelik? En yuh diye hidayet versin diye him o insanlara. Hatta derken Nasara yardım etti. Hu ona Allahu Allah. Nasara fiil, hu meful, lafzatullah fail. Aleyhim onlara karşı, o insanlara karşı Hazreti Ebu Bekir'e yardım etti. Ve kallâ alâ tilkel fitneti. Kallâ kalktı alâ tilkel fitneti, bu fitne tamamen ve ketebe yazdı Allah Allah.
Lidâvetil İslamiyeti, İslam daveti için yazdı. El bekâe vel intişâra. Ketebe burada yazdı, yani olmasını yazdı, kader olarak yazdı diyelim. Allah Allah yazdı, nasip etti. Lidâvetil İslamiyeti, İslam daveti için neyi nasip etti? El bekâe, kalıcı olmasını, vel intişâra ve yayılmasını yazdı, nasip etti. Ba'de vefati Rasuli sallallahu aleyhi ve sellem, elçinin vefatından sonra, bi iddeti kurunin, birkaç yıl sonra, kâdet neredeyse, el halâratul İslamiyyetu, İslam medeniyeti neredeyse tevzu kuşatıyordu, el âleme küllehu, tüm dünyayı, alem dünya demek, küllehu tamamını, tamamını neredeyse kuşatıyordu. Nevşeket neredeyse en tusayyidra aleyhi. En sadra aleyhi levle keydül istiğmari. En sadra aleyhi. Önce buraya söyleyelim. Bütün dünya hakimiyetini almak üzereydi. Levla olmasaydı keydül istiğmari. İstiğmarın keydi olmasaydı böyle olacaktı. Bu da ne demek? Emperyalizmin entrikaları demek. Kate entrika, tuzak demek. İstismar ise emperyalizm demektir. Fakat şüphesiz ki Akada başladı. El istismaru emperyalizm yebzülü cühde, gayret sarf etmeye. Yebzülü sarf etmek, el cühde gayret, gayret sarf etmeye. Niçin emperyalizm gayret sarf etmeye başlamış? Linneşri halaratihi, kendi kültürünü yaymak için gayrete başlamışlar. Ebede yine başladı. Eadde yuiddu lidârikel mâle. Yuiddu lidârike. Bunun için bulmaya başladı. El mâle, mal yani para. Vel müfekkirine ve düşünürler. Bulmaya başladı. Hazırlamaya başladı. Ve kade başladı. Yettehidu lehu. Yettehidu edinmeye. Lehu kendisi için. Mevaka mevkiler, yerler. Fi emakine kesiratin. Pek çok yerde. Minel alemi dünyadan. Ve şer'a başladı. Yenşuru yaymaya. Ve o yani emperyalizm. Neyi? Efkârahu, kendi fikirlerini. Fikrun müfrettir. Fikrani tesniye, efkar cemidir. Kırık çoğul. Fi ısrarın. Israrla kendi fikirlerini yaymaya başladı. Asa belki de en yenale, belki de umulur ki nail olurlar, kavuşurlar. Min tilkel halârati, bu kültüre. Yani, min tilkel halaratil İslamiyeti el asliyeti. Asil İslam medeniyetine zarar vermeyi, nail olmayı, zarar vermeye nail olmayı umarak bunu yapmışlar. Velakin fakat onlar lemmencah başaramadı, başarılı olamadılar. Fakat şüphesiz ki tenebbehe, tenebbehe kadetül fikri, tenebbehe farkına vardı. Kim? Kadetül fikri. Kade aslında komutan demek. Fikrin komutanı. Yani fikrin komutanı veya kumandanı demek, Türkçe'ye pek yakışık almayacağından. Fikir öncüleri diyelim. Hani komutan savaşta öncüdür. Bu da fikirde öncü. Gâdetül fikri. Fikir öncüleri anladı, farkına vardı. Neredeki fikir öncüleri? Fil âlemin İslamiyyi. İslam alemindeki, İslam dünyasındaki fikir öncüleri farkına varmıştı. Neyin farkına? Li ehdâfihi. Onların hedeflerine. Hedefun ehtaf. Bu da kırık çoğul. Ve mazalu ve hala yebdülûne el cuhde. Gayret sarf ediyorlar. Vel mâle. Hem de mal sarf ediyorlar. Niye? Li mukavemeti efkaril istiğmaril habisidi. Pis emperyalizmin fikirlerine mukavemet etmek, karşılık vermek
karşı çıkmak için mal ve gayret sarf etmektedirler. Hala öyle. Ma zalu onlar haladır. Yebdülune sarf ediyorlar. El cüfte gayret ve el male ve de mal. Niye hem gayret hem de mal sarf ediyorlar? Li mukavemeti karşı koymak için. Li mukavemeti efkaril istimal habiseti. Pis, habise pis. İstimal, emperyalizm, efkar, fikirler. Mukavemet karşı çıkmak, güçlü durmak manasına geliyor. Evet, bir okudun, ne kadar anladın? Göster bakalım, bölümü gelmiş oldu. Okuma anlama. Yukarıdaki metinde mukarebe fiillerin altına 1, şuru fiillerin altına 2, reca fiillerin altına da 3 tane çizgi koyun denilmiş. İkinci soru olarak yukarıdaki metinde mukarebe, şuru ve reca fiillerinin isim ve haberlerini bulun denilmiş. Cevaplardan baktığımızda mukarebe fiilleri şunlardır diye kırmızı olarak işaretlenmiş. Reca fiili sadece esa olarak var. Şuru fiilleri de yine kırmızı olarak karşımıza çıkmakta. Aynı şekilde devam ediyor. İsimlerini, haberlerini bulun diye. Kâdet el fitnetü tenteşru ba'de vefâti Rasûli sallallahu aleyhi ve sellem. Burada el fitne kelimesi, kâdetin ismi. Peşine gelen tenteşru'dan sonuna kadar olan kısmı ise haberi olduğu ifade edilmiş. Daha sonra evşek el murteddûne en yetekâthera ket en yetekâtheru yazıyor. Evşeke fiilimiz, mukarebe fiilimiz. El murteddune onun ismi. Geri kalan en yetekâseru onun haberi olmakta. Yani isimler, haberler yine burada gayet net bir şekilde belirtilmiş. Bir tanesine değinelim en azından. Şimdi şurada اَخَذَ يَتَّخِذُ لَهُ مَوَاقَعَ ف۪ي اَمَاكِنَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْعَالَمِ yazıyor. Ve ismi neymiş? İsmi gizli zamir, hüvedir diyor. Çünkü ehade'den sonra direkt muzari fiil gelmekte. Direkt muzari fiil geldiği için ismi şudur diyemiyoruz. İsmi nedir? İsmi gizli zamir hüve. Gizli. Ehade'nin içerisinde gizlenmiş bir hüve var. Haberi nedir? Geri kalan ne varsa haberidir diye belirtiliyor. Aynısı burada da var. Şera'da yine gizli zamir hüve vardır. Geri kalan kısmı ise haberdir. Ha demek ki ismi bazen gizli zamir olabilmektedir. Ha bazen de gizli değil, açıkça görebildiğimiz bir kelime olabiliyor. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayın denilmekte. Soru nedir? Soru şunlar. Hel inteşarat el fitnetu, fitne yaygınlaştı mı? Ba'de fatır Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüm dünyayı kapladı mı? Ne oldu diyor. La hayır, lem tenteşir el fitnetu ba'de vefatir rasul ve lakin kâdet tenteşir. Neredeyse oluyordu. Çünkü cümlede parçada kâdet vardı. Yani kâdet neredeyse böyleydi demek gerekiyor. 2. Limadaniye ersele gönderdi Ebu Bekir'in, Ebu Bekir radıyallahu anh, er rusule elçiler ilel mürteddine, mürtedlere yani dinden dönenlere Ebu Bekir neden elçiler göndermiştir. Likey yed'u ve hum onları davet etmek için iler İslam'a saniyeten ikinci defa. Niye? Esa belki en yarci'u dönerler ilallahi Allah'a ve yetubu ve tevbe ederler diye bunu yapmış. 3. Hel seydarat el hadaratul İslamiyyetu alel alemi kulluhu alel alemi ve kullihi diyelim. İslam medeniyeti tüm alemi dünyayı sarmış mıydı, kuşatmış mı idi? Hakimiyet altına almış mı idi? La hayır. Lem tusaydir. Kuşatmamıştır el hadaratul İslamiyyetu İslam medeniyeti alel alemi dünyayı. Ve lakin fakat evşeket neredeyse en tusaydıra kuşatacaktı aleyhi alemi dünyayı. Hel istada'a el istimaru, hel istada'a güç yitirdi mi? El istimaru emperyalizm, tahkika ehdafihi, hedeflerini tahkike, yani hedeflerini gerçekleştirdi mi diyor.
La lem yestedi'i el istimaru tahbik ehdafihi. Hedeflerini gerçekleştirebildi mi emperyalizm diye soruyor. La hayır dedik. Hedeflerini gerçekleştiremedi. Peki devamında Muhtaratun min emsalil Arabi. Arap atasözlerinden seçmeler var. Zaten Arapça Türkçe yazılı. İrbit bil hayat, yaşamla ilişkilendir diye bir bölüm geldi. Es-saiku. Saik sürücü demek. Şoför yani. Yani ben saiku seyyatin ücretin. Ben ücretli taksi şoförüyüm. Ücretli taksi. Ticari taksi. Eişu yaşıyorum hayaten bir hayat. Öyle hayat ki mütevazıeten. Mütevazı bir hayat yaşıyorum. Edhebu giderim min menzili evimden. İla mevkifi seyyarat otomobil durağına. Evden çıkıyorum, araç durağına gidiyorum. Remin mevkifi seyyarati ila menzili otomobil durağından, taksi durağından da çıkıp ila menzili evime giderim. Uhibbu severim zevciti eşimi ve evladi ve çoluk çocuğumu. Ve onlar yuhibbune severler neyi beni. Ledeyna bizde vardır tilfazın bir televizyon. Bir televizyonumuz var. Nakdıyı geçiririz emamehu o televizyonun önünde. Mücitemi'ine ba'dal vakti. Vaktin bir kısmını topluca orada geçirmekteyiz. Orada toplanarak geçiriyoruz. Fakat şüphesiz ki va'ettuhum. Va'ettu ben vaat ettim, söz verdim. Hum onlara yani aileme. Ezzehabe gitmeyi. İlâ hadîgatil hayvanâti. Hayvanat bahçesine. Fi nihayetil usbu'i hafta sonu. Hafta sonu hayvanat bahçesine gitmeye dair onlara söz verdim. Fekadu yadirun. Kadu neredeyse onlar yadiruna uçacaklardı. Minel ferahi sevinçten. Kadu yaklaşma fiili kade. Kada, kadu. Vav ismi yadiruna fiildir. Muzari. Vav faili. Burası cümle olarak kâdenin haber olmakta mahalle mensup. Fi sabihati zâlikel yevm bu sabahleyin teveccühtü yöneldim çıktım ilâ mevkifi seyyârati otomobil durağına doğru yöneldim. Ve haraçtu çıktım bir seyyârati otomobilim ile etlubu aramaya rızkımı aramaya çıktım. Ve bedet başladım yevmi bugün bi muhalefetin sarihetin. Bi muhalefetin muhalefet. Bedet ben başladım yevmi bugün bir muhalefetle. Sarihetin açık bir muhalefet. Li nizamil mururi. Trafik düzenine yönelik. Bedetu karşılaştım yevmi bugün muhalefetin sarihetin. Açık bir muhalefet ile ve saidet. Saidet çıktı es-seyyaratu taksi otomobil fecaeten ansızın ala rasifi kaldırıma. Ekadet neredeyse tesdumu kelben. Neredeyse köpek köpeğe çarpıyordu. Kadet neredeyse testumu çarpıyordu. Hiye o otomobil neye? Kelben köpeğe. Kadet yaklaşma fiillerinden bir tanesi. Neredeyse diyoruz. Neredeyse idi. Ne? Hiye o otomobil idi. Hiye bunun ismi. Neydi? Testumu hiye kelben. Testumu muzari fiil. Hiye faili. Gizli zamirdir. Kelben mef'ulü, fiil, fail, mef'ul birlikte cümle olup kadetin haberi olmakta. Öyleyse mahallen mensuptur. Yani kadetin ismi gizli hiye iken haberi testumu hiye kelben olmakta. Fe ardından neredeyse otomobil köpeğe çarpmak üzere idi. Bunun peşine bede başladı. El kelbu köpek. Neye başladı? Ya'du halfi. Arkamdan kaçmaya dönmeye başladı ve o
Yuhavilu havele yuhafilu en haka bisseyyarat. Yuhavilu kelimesi muzarisi burada yuhavilu denemek, uğraşmak manasına geliyor. En yelhaka bisseyyarati. Yelhaka yetişmek, yakalamak demek. Seyyarat otomobili. Yani otomobil yakalamaya çalışıyor idi. Çalışıyor iken olmuş. Sümme sonra ihteleftu ma'a sa'iki seyyarati. İhteleftu ben çattım. Ma'a sa'iki seyyarati. Otomobil sürücüsüyle birlikte. Ve ardından da kaldı be kızdı aleyye bana. Ve şektu neredeyse en eteşacara en eteşacara ma'ahu. Neredeyse onunla kavga edecektim. Neredeyse az kalsın. Ve kasattu gözledim amaçladım ruknen haliyen gariben minel bahri. Ruknen haliyen boş bir yer. Minel bahri denize yakın bir yer baktım yani bakındım var mı diye. Ve kaftu durdum bir seyyareti. Otomobiliyle durdum. Ve ahaztu başladım enzuru bakmaya ila safhatil bahri. Deniz suyuna dalgasına tenakisu dalgalanıyordu aleyha onun üzerine. Eşi'atü şemsi güneş ışınları. Ve kâneydi yehubbu nesimun hafifun. Yehubbu esiyordu esmek nesimun hafifun. Nesim rüzgar. Meltem. Hafif hafif, hafif rüzgar esiyor idi. Fe'sa belki de. Tabi devam ediyor son 200 satırı da okumamış olalım. Bu da kalsın. Et tedribatu alıştırmalar. Soru nedir? Soru. Mukarrab-ı şu fiillerini tespit ederek isim haberlerini ifade edin denilmiş. Hemen cevaplardan bakıyoruz. Ne lazım? İsim ve haber lazım. Evvela ehade şuru fiilidir. Asa raca fiilidir. Ehade şuru, asa raca, evşeke mukarebe fiilleri. Peşlerine gelen işte ehade'den sonra ceş gelmiş ismidir. Gerine varsa haberidir. Asa'dan sonra lafzatullah, Allahu ismi olmakta onun. Bak şurada Allahu ismuhu diyor. Onun ismidir demek. En yerhamekum burada belirtilmiş zaten ne diyor haberuhu onun haberidir manasına geliyor cümledeki Muhammed kelimesi nedir ismuhu onun ismidir yani ehadenin peşine gelen yebni beytuhu haberuhu onun haberidir ehadenin haberidir diyor asa el-imtihanu en yekune sehlen. El imtihanı ismi, gerisi haberi. El mücahidune ismi, gerisi haberi. Boş bırakılan yerlere şuru fiillerinden birisini getirin demiş. Manaları aynı yani. Ha bede demişsin, ha ehade demişsin. Bir farklılık yok. Zaten burada şıkta vermemiş yani. Şuru fiillerinden birini. Fark eder mi? Fark etmez. Neden? Manaları aynı. Ha BD yazdık buraya. Ha EH'de yazdık. İkinci şıkka BD yazsam ne olur? Bir şey olmaz. Hepsi aynı. Herhangi bir şuru fiili yaz demek istemiş. Yazdığımda ezzer'u onun ismi geri kalan haber olmakta. El vüzera'u ismi gerisi haberi. El mühendis ismi gerisi haberi. Et-tullabu ismi gerisi haberi. Et-tabibatu ismi gerisi haberi olmakta. Mukarebe fiillerinden birini getir. Yani mukarebe fiillerini ezberledin mi? Sana birini getir dediğimizde hepsini biliyor musun? İşte buradaki tabloyu gördüm de aklıma şu geldi. Bir şey fark eder miydi? Şöyle bir şey fark edebilirdi burada. Tek değişken şey şu. Beşe baktığımızda tabibatu müennes bir kelime gelmiş. Dolayısıyla getireceğimiz fiil şuradaki gibi ehade değil de ehadet müennes kalıbının gelmesi gerekiyor. Bu soruda alıştırma 2'de yani dikkat edilmesi gereken tek şey neymiş? Noktalı yere bir tane şuru fiili getireceksin. Ama getireceğin bu fiil
peşine gelen kelimeyle müzekerlik, mühendislik uyumu taşıyor mu? Ona dikkat etmek gerekiyor. Bu reca, mukarebe, şuru hepsi için geçerli, yani tüm fiiller için müzekerlik, mühendislik uyumu taşıması gerekiyor. Tabibatu mühendis olduğu için buraya ehavet, ketebet, fetahat kalıbında mühendis bir kelime gelmesi zorunlu idi. Bir sonrakine baktığımızda burada ne var? Bak mesela tuşiku diyor. Evşeke yuşiku. Evşeke mazi, yuşiku muzariyken burada tuşiku getirilmiş. Yani mühendis kalıbı getirilmiş. Neden? Peşine gelen kelime çünkü mühendistir. Sonunda mühendislik tası, yani kapalı ta, yuvarlak ta var. Dolayısıyla fiilin mühendis gelmesi gerekiyor idi. Bunlara dikkat etmek gerekir. En kullanılıp kullanılmamasına göre reca veya şuru fiili getirin. Asa kullanılmış, peşine en gelmiş. Ehade kullanılmış, en gelmemiş. Asa kullanılmış, en gelmiş. Asa en, ehade en yok. Neyin haberinden olabilirdi, olmayabilirdi veya kesinlikle olmazdı? Bunun ayrımını iyi yapmalıyız. Böyle bir soru ben bekliyorum sınavda. Nokta nokta nokta. Devamında enle yazılmış bir şey. Aşağıdaki şıklardan hangisi buraya getirilemez? Evet, hangisinin haberinde en yer almaz demekti bu. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere gelmesi gereken kelimeyi parantez içinde verilenler arasında seçin demiş. Bir görelim şunu, neymiş bu? 5. Şimdi asa nokta nokta nokta. Bu noktalı yer sen el müslimu mu? El müslimine mi? El müslimune mi? Ne getirmelisin? Bu neyle alakalı? Cümlenin devamına bak. En yuvahidu devamı cem-i müzekker olarak gelmiş. Ha, öyleyse sen de cem-i müzekker getirmelisin. Cem-i müzekker iki tane var. Hangisini getirmeliyim? Asa'nın haberi burası. Haberi mensuptur. Sana ismi lazım. İsmi de merfudur. Öyleyse merfu bir kelime getirmen lazım. O da el muslimuna. El muslimun hem cem-i müzekkerdir hem de merfudur. Merfu olduğunu nerede anladın? Vav'la yazılmış. Merfuluk alametlerini bilmeliyiz. Mensupluk alametlerini bilmeliyiz. Mecrurluk alametlerini bilmeliyiz. Biraz irab bilmeliyiz. Merfuluk göstergesi. Bunun gibi cem-i müzekker salinlerde kelimenin vav'la yazılmasıdır. Mensupluk ve mecrurluk göstergesi ya ile yazılmaktır. Nun'un sağında vav varsa merfu, ya varsa mensup veya mecrur olarak değerlendirilebilir. Cümlenin akışına bağlı. Kırık çoğullarda ötre, müfret kelimelerde ötre, cem-i müennes salimlerde yine ötre, merfuluk göstergesi olmakta. Asa en yentehi minel meşru'i. Şimdi asa'dan sonra gelen yere ne getirmek lazım? El ummu müennestir. Buraya müennes getirirsen cümlenin devamı müennes değil ki, yentehi diyor. İnteha yentehi. İnteheye yentehiyu. İnfaale yenfailu. Bilen için infial babından muzari olduğunu, üçüncü şahıs, müfret, müzekker, gayb olduğunu ifade etmem gerekiyor. Dolayısıyla burada Halid'i seçmen lazım. Çünkü müfret, müzekker, gaybe uygun olan budur. Vazzafatul müennes. El ummu müennes. Uygun düşmez. Asa nokta nokta işte devamı var. Buraya ne gelmelidir? Nahnu mu olacak? Müdira mı? Lafzatullah mı olacak? Lafzatullah gelmeli. Asa umulur ki belki de Allah Allah en yüvefika na bizi muvaffak kılar fil imtihan imtihanda. Parantez arasında verilen kelimeleri kullanarak cevap verin diyor. Helfaze esdikauke fil müsabakati. Müsabakada, yarışmada senin arkadaşların kazandı mı? La, hayır, kazanmadı ama kade'yi kullanarak neredeyse kazanacaklardı dememizi bekliyorlar. Kade az kalsın esdikai, arkadaşlarım yefuzuna, kazanıyorlardı fiha, o yarışmada. Hel intaha, bitti mi? El ummalu, işçiler. Min bina il mescidi, bitirdi mi diyelim. Mescidin binasını bitirdiler mi? Evşeke ile birlikte. La, hayır, bitirmediler ama evşeke neredeyse, el ummalu, işçiler, en yentehu, bitirecekler. Min binaihi, binalarını. Şimdi yine kade kullanarak cevap verilmesi isteniyor. Hel ittefaktum, anlaştınız mı ala hallin, çözüm noktasında, lihadihil müşkileti, şu problemi çözmeye dair
çözüm noktasında nasıl çözeceğinize dair bir anlaşma sağladınız mı siz? Kader'i birlikte. La hayır. Kidna. Ama neredeyse nettefiku anlaştık. Ala hallillah. O problemi çözmeye yönelik neredeyse anlaştık. Hel bahese er ru'esa'u. Ru'esa'u. Hel bahese araştırdı mı, konuştu mu, tartıştı mı? Er ru'esa'u başkanlar. El zimmetu. Lil Lübnaniyeti. Buradaki ezinme kriz manasında. Lübnan krizini konuştular mı, tartıştılar mı? Naam, evet. Akade başladı er ru'esa'u başkanların. Yebhesûneha, onu konuşmaları, araştırmaları. Hel ketebe Abdullah et-takrira haftalık takririne ödevini yazdı mı? Naam, evet. Bede başladı Abdullah yektubuhu, onu yazmaya. Yedinci soru. Parantez içerisinde verilmiş olan kelimeleri kullanarak tekrar cümle kurun. Ercu, ben umuyorum. Ne? En yeşterike, katılmasını. Şimdi buradaki ercu fiil faildir. En yeşterike. Yeşterike, katılmasını umuyorum. Kimin? Muhammed'in. Ve daha kimin? Cabir'in. Neye katılmasını? Fi rihletil camiati, üniversite gezisine. Hem Cabir'in hem de Muhammed'in iştirakini, katılmasını umuyorum. İştirake yeşteriku. İftare yeftailu. İftar babından muzari, başına en gelmiştir. Ercu fiil, gizli zamir ene fail. En yeşterike mastar tevilinde olup Ercu'nun mef'ulü olmakta. Sen şimdi bunu asa ile tekrardan kullan diyor. Asa'yı başa getirdiğin zaman artık asanın neye ihtiyacı var? Asanın ihtiyaç duyduğu şey nedir? İsimdir ve haberdir. Asa Muhammedun ve Cabirun, Muhammed ve Cabir'in olması umulur. Ne olması? En yeşterika, katılmaları yani umulur. Fi rihleti camiati, üniversite gezisine. Burada Muhammedun kelimesi merfudur. Asa'nın ismidir. Cabir ise vav atıf harfinden dolayı Muhammed gibi irablanması gerekir. O yüzden Cabir kelimesi de merfudur. En yeşterika, yeşteriku, yeşterikani. En yeşterika. Yeşterika nedir sonuç olarak? Mazidir, tesniyedir, iftar babındandır. İşte tesniyedir dedik. En'le birlikte başlayıp devam eden kısım Esra'nın haberi olmakta, mahallen mensuptur. Diğerlerinde de benzer şeyler söz konusu. Yani kade ile kullandığın zaman ne olacaktır bu durumda? Kade el edibu en yentehi min muhadaratihi. Kade gelmiş. El edibu. Burada edipti. Burada yine el edibu. Burada min muhadara. Burada en yentehi. Bir takım değişiklikler söz konusu. Şimdi buralarda değişen şey nedir sonuç olarak? Değişen şey cümlede meful olarak bulunan kısım, meful olarak bulunan kısım. Cümlüyorum neyi? Enleştirirken. Fiil muzari ve başındaki en. Burada fiil var. Peşine enle başlayan muzari var. Fiil var. Enle başlayan muzari var. Ha, onların arasına ne yapılıyor? Yani muzari ile muzardan önce ne getiriliyor? İsim getirilir kısacası. Cümledeki isimler getirilmiştir. Asa dahil olduğu zaman isimler getiriliyor. Şimdi seyentehi el edibu min muhadarati, kade getirdiğin zaman peşin hemen şurada olduğu gibi fiil gelmez. Burada fiil vardı. Hemen fiil gelmez. Fiilinden önce ne lazım? Cümledeki isim el edip kadeden önce geliyor. Seyebi tevel ictima'u ba'de kalilin evşeke yuşiku. Muzari kalıbı gelmiş. Yuşiku'yu getirirsen şuradaki seyebdu'nun başına değil, yani seyebdu'dan önce el ictima kelimesini getirmen gerekir. Kısacası cümledeki isimler parantez arasında verilen kelimelerin hemen peşine kullanılmaktadır. Buradaki isimden kastım özel isim değil yani. İsim yapısında olan kelimeler. Buradaki ismi fiil ve harfin dışındaki kategori manasında kullanıyorum ben.
El-ictima, elif lamlıdır. Dolayısıyla isimdir. Zaten ictema, yectimu, ictimam. Bu bir mastardır. Mastarlar isim grubundandır. Seyebtu, seyebdeu, el-ictima'u, ba'de galilin. Toplantı birazdan başlayacak diyor. Az sonra başlayacak. Yani yuşiku ile birlikte kullanırsan yuşiku el-ictima'u. Toplantı umuluyor. Toplantı başlamak üzere. En yebde'e başlamak üzere ba'de galilin. Biraz sonra, az sonra. Şimdi yine ercu en gelmiş. Ercu en. Bu durumda else kullanırsan ercu değil, en yatife değil, peşine gelen ismi else'den sonra getirmen lazım. Cümlede isimler de var. Muhammed var, Cabir var. Ha, bunu ne diyorsan else'den sonra bunları getir diyor. Bak else peşine isimler gelmiş. Kade mi var? Kade'den sonra ismi getir. İsim hangisi? Edip'tir. Burada yuşikiyi kullanacaksın. Yuşiki'den sonra isimle eleştirme. Bu gelmelidir. 4. Ercu en ya'tif eleğniya demiş. Asa gelecekse peşine eleğniya gelmeli. Testemi'u su'adun ila neşratil ehbari. Ahı varsa peşine ne gelmelidir? Su'ad gelmelidir. Testemi'u gelmez yani. Su'ad gelmektedir. İrab bunu yapın demiş. Yapılmış hali. Ehada Muhammedun yudakiru durusehu. Ehaden ismi merfu raf alameti sondaki zamme. Muhammed'in ne olduğu anlatılmış. Ayşe için de aynı şey söz konusu. Ayşe tu, bu da onun ismidir, merfudur. Ceale peşine gelen kesim, peşine gelen kelime yine aynı şekilde onun ismi merfu. Hep de isimleri sorulmuş. İsmi hep aynı. İraplar aynı yani. Boş bırakılan yerlere parantez içerisinde verilen kelimelerden uygun olanlarını getiriniz. Hasa belki de el adlu adalet en yenteşire yayılır fi kulli en hayli ardı yerin her bir bölgesine. Tüm yeryüzüne diyelim. Yayılması umulur. Belki de yayılacaktır. Burası 9 imiş. 9'da bir bakalım. Parantez arasında neler vardı? Neden o seçilmiş? Şimdi asa el adlu'dan sonra en yenteşira var. Len yenteşira var. İnteşara var. En yenteşira muzari'nin başında en var. Bu şekilde seçilmesi uygun. Len olması uygun değil. Çünkü adaletin yayılması yani asla söz konusu değil demektir, değil mi? Len olumsuzluk ifade ediyor. Burada inteşara mazidir. Mazi değil zaten. Haberi muzari olarak gelmekte. Dolayısıyla inteşar olamaz. Çünkü mazidir. Ben muzari arıyorum. Muzarisi de en ile birlikte genellikle gelir. Len ile değil zaten. Ve mana lene uygun değil. Len olumsuzluk edatıdır. Ve biz burada adaletin tüm dünyada her yerde yayılacağını umuyoruz. Umulur. Belki de yayılacak şeklinde bir mana var. Ha, belki de yayılmayacak değil. Belki de yayılacak demek gerekir. En yenteşiradır. İki de ehada ellaibuna nokta 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 ila erdil mel'abi. Şimdi nezelu var. Yenziluna var. En yenzilu var. Nezelu mazidir bir defa. Mazi hiç arama. Direkt muzari ara. Mazi olduğu için elenir. Ya yenzilu nedir ya da en yenziludur. Yenzilu ne gelir? Laibune yenzilun. İkisi de cimidir. Ortadaki kelime seçilir. Evşeket eşşemsu. Evşeket eşşemsu. Müennes olarak kullanılmış. Peşine yat la'u dala'a. Dala'a olmaz, mazidir. Mazileri direkt at. Ola şu yat la'u mudur? Entet la'a mıdır? Şems'in sağ tarafı müennes olarak kullanılmış zaten. Dolayısıyla devamı da müennes olarak gelecek. O da en tat la olmaktadır. Devamını şeyden bakalım. 4. Kâdel ye'su en yekûde. En'le birlikte muzari. En yekûde veya en tegûde olur. Gâde olmaz, mazi. Direkt at. Fiil zaten müzeker kullanılmış. Dolayısıyla tegûde T ile başlayan değil de ya ile başlayanı seç. Müzeker olduğu için.
Sıra 5'e geldi. 5'te de essa ile başlayan bir fiil, bir cümle söz konusu. Essa esselcu en yetesakata. En yetesakadayı seçmiş. Başka ne vardı ki? En yetesakada. Burayı seçmiş yani. Lem olumsuzluk. Olumsuzluğu seçme. Tesakada mazidir zaten. Mazi olduğu için olmaz. Ortadaki olumsuz olduğu için olmaz. Başındaki lem olumsuzluk edatı. Geriye sadece burası kalmış oluyor. Boş bırakılan yerlere uygun harficerleri getirin. Uygun harficerler kitapta verilmiş olanlardır. An kullanılmış, ba kullanılmış. Burada da ba kullanılmış. 4'te an var, 5'te de yine ba harfi cerri mevcut. Türkçe'ye çevir, Arapça'ya çevir. Kâde sefînetü en tağruka. Gemi batmak üzere. Kâdet neredeyse. Es-sefînetü gemi en tağruka batıyor. 2. Asa umarım, belki, umulur ki es-sayyadu avcı en yasibe isabet eder, vurur yani. Bu umulmaktadır. Evşeket ennukude ya da ennukudu ententehi, para bitmek üzere. Evşeket neredeyse ennukudu, paralar ententehi, sona eriyor, bitiyor. Türkçe çevirmiş halleri zaten var burada yani. Bedeet el-hafiletu teteharraku. Otobüs hareket etmeye başladı. Bedeet başladı. Tabi bazen bede, bazen bedeet, bazen evşeke, bazen evşeket, bazen kade, bazen kadet. Şu sondaki t'lerle yazılıyor bazen. Bu peşine gelen kelimenin isminin yani müennes ve müzekker mi olmasıyla alakalı. Şimdi el-hafiletu kelimesi müennestir. Kapalıta almış. Ha, bu yüzden bu fiil müennes yazılması gerekiyor. Bu yüzden BDE değil de BDET olarak gelmiştir. 5. Ceale el-müderrisu yeşrahu ed-derse. Öğretmen dersi açıklamaya başladı. Ceale başladı. Kim? El-müderrisu öğretmen. Neye başladı? Su içmeye mi? Hayır. Yeşrahu hüve ed derse, dersi şerh etmeye, açıklamaya başladı. Arapçaya çevir, Türkçeye çevir soruları. Hasta iyileşmek üzere. Evşeke neredeyse, el meylu hasta en yebra, iyileşecek. Beder ummalu ya meluna, işçiler çalışmaya başladı. 3. Umarım yemek hazırdır. Asa umarım, belki de. Et-ta'amu yemek, en yekune cahizan, hazırdır. Kâdet el-utletu es-sayfiyyetu en tebde'e. Yaz tatili başlamak üzere. Kâdet neredeyse, yaz tatili başlayacak yani. Ahade şebabu yusallûne. Gençler namaz kılmaya başladı. Sorulara geldik. Birinci soru. Hangisinde mukarebe fiili vardır? A şıkkı enşet, B şıkkı şera'a, C şıkkı ehade, D şıkkı asa, E şıkkı evşeke. Evşeke mukarebe fiilidir. Yani ezber yapmamız gerekiyor. Hangi fiil nedir? Manalarını bilmemiz gerekir. Evşeke mukarebe fiillerinden biridir. 5. Asa esselamu nokta nokta nokta. Noktalı yere ne gelmelidir diyor. Bu neyle alakalı? 1. Hepsinin başında en var. Tamam. Haberi muzari olmalıydı. Hepsi muzari. Yani Esselamu Asa'nın ismidir. Ben haber arıyorum. Hepsi enle geldiğini, hepsinin muzari olduğunu görmekteyim. Öyleyse manaya bakmam gerekiyor. Asa umulur ki Esselamu Selam fil alemi dünyada. Selam dünyada ne yani? Yayılması beklenir muhtemelen. En yeşraha şerh edilmesi. En yedhebe gitmesi, en yenteşşira yayılması, en yakıbele kabul görmesi, en yelabe oynanması beklenir. Yo, selamın dünyada yayılması beklenir. Mantık budur. Dolayısıyla Ceyhan doğrudur. 2. Aşağıdakilerden reca fiili nerede var yani? Hangi şıkta reca fiili vardır? Kâde, evşeke, asa, şera'a, asa. Asa var burada bir tane. Bir tane de aşağıda var. Doğru mu? Doğru.
Peki hangisi reca fiili diye soruyor. Burada ne kastediyor? Bir tanesi tam fiil olarak kullanılmış, bir tanesi reca fiil olarak kullanılmış. Bu ayrımı, bu bilgiyi bileceksin ve şıklarda hangisi tam fiil, hangisi reca fiil olarak kullanılmış bunu da fark edeceksin. Burada esa sorulmuş, yani reca fiil esadır. Ama hangi esa? Esa evvayyigu en yenferice mi yoksa esa en yerhamana Allahu mu? Hangisi? Şimdi esa fiili eğer reca fiil olarak kullanılmış ise peşine isim gelmeli. Bir isim olan kelime, elif lamlı kelime mesela veya alem olan kelime. Elif lamlı bir kelime gelir, daha sonra muzari gelir. Oysa Edirne'ye baktığımda Esa'dan sonra direkt muzari gelmiş. Sadece başına bir harf var. En var. Peşine muzari geliyor. Dolayısıyla Edirne şıkkında Esa tam fiil olarak kullanılmış. Yani doğru şık Ceyhan'da. Niye Ceyhan? Çünkü Esa ile muzari arasına Esa bu. Muzari'den yenferice araya ne girmiş? Bir isim girmiş. Bu da Esa'nın ismidir. Bu yüzden Ceyhan burada reca fiilidir. 6. Noktalı bir soru. Buraya ne gelmelidir? BDE başladı. Bir şeyler başlamış. Bu soru neyle alakalı? Manayı bilmekle alakalı. Şimdi yuvasu ne diyor? Cemi bir kelime. Öyleyse sağdaki de cemi olmalı diye düşünebiliriz. Bakıyorum el eşcaru cemidir zaten. Kırık çoğuldur. Peşine gelen el müteşacirine bu da cemidir. El emrav bu da cemidir. El evniya bu da cemidir. Racun nekredir. Sadece Edirne'de nekre bir kelime görmekteyiz. Bede başladı. Kim? El evniyau zenginler. Neye başladılar? Yuvasune teselli etmeye. Kime? El fukara fakirleri teselli etmeye başladılar. Veya el raculu adam yuvasune diyor ama cemi diyor. Olmaz dolayısıyla. El emraldu. Peki hastalıklar fakirleri teselli edebilir mi? Yok. Tartışmalar, karşılıklı tartışmalar bunu yapabilir mi? Hayır, zaten müteşacirine mensup yazılmış. Nun'un sağında ya var çünkü. Oysa ki bededen sonra biz mensup bir kelime aramıyoruz. Çünkü bedenin ismini arıyoruz ve ismi de merfudur. Olmaz yani. Eğer şicarı olur mu? Tamam, ağaçlar fakirleri teselli edebiliyorsa olsun ama olmaz yani. Burada Denizli şıkkı doğrudur. Ganiyun müfrettir. Evniya, kırık çoğul, cemidir. 3. Hangisinde şuru fiili vardır? Ezberi bir soru. Şuru fiilden ezberlediysen bilirsin. BDE. BDET diye gelmiş. Müennes gelmiş çünkü eleşi caru. Müennes hükmündedir. Peşine tekadü gelmiş. Asa gelmiş. Evşike gelmiş. Ahade gelmiş. Burada şuru fiili, şuru başlamaktır. Dolayısıyla Adana şıkkı sorulmuştur. Şimdi ehade de olurdu ama ehade talibul katibu ehade aldı. Kim? Et talib öğrenci. Neyi aldı? El kitabı, kitabı aldı. Ehade fiili burada başlama fiili değil. Tam fiil olarak kullanılmıştır. Tam fiil olduğunda manası almaktır. Mesela bir su bardağını eline almak gibi. Ehade aldı. Et talib öğrenci. El kitabe kitabı aldı. Talib faildir. El kitabe mefuldür. Ehade'nin burada ismi veya haberi yoktur yani. 7. Mühendislik fakültesi öğrencileri mühendis olmak üzereler. Olmak üzere. Neredeyse. Yani demek ki mukarebe fiili olmalı evvela. Daha sonra fiil fail uyumlarına. Fiil fail diyorum. Fiil artı isim uyumuna müzekker mühendis olarak dikkat etmek gerekecek. Bu bağlamda bakalım nerede doğru şık var, nerede yok. Adana'da, Bursa'da ve Ceyhan'da mukarebe fiillerini görmekteyiz. Zaten kağıdı, 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 hepsi kağıdı. Peşine Denizli'de Esa var, reca fiilidir. Direkt elersin. Edirne'de Ehade var, başlama fiili, onu da elersin. Demek ki Adana, Bursa, Ceyhan arasında geçiyor bu konu. Şimdi Adana şıkkını ele alalım. Kadu onlar neredeyse. Vav burada ismi olmakta. Kaden ismi ne? Vav'dır. Madem ismi daha merfu bir kelime aramana gerek yok yani. Çünkü isim merfu zaten. Onlar idi. Onlar neredeyse şöyle şöyle yani. Ama bakıyorum dalebetu ve bu da merfu.
İki tane mi ismi var? Yok, iki tane ismi olamaz. Ha, öyleyse adanı yanlış yazılmış. Dalebe tu olmaz. Eğer Dalebe tu olacaksa şurada vav olmamalı. Vavsız yazılmalı idi. Dolayısıyla bu nedir? Hatalıdır. Bursa Kade. Kade dediği için peşine merfu bir kelime olabilir. Dalebe tu olur. Bunda sıkıntı yok şu an için. Kade dalebe tu. Külliyetil hendeseti. En yekunu mühendisine. Şimdi burada kade olur. Tamam. Peşine kadet demiş. Talebetü demiş. Zaten büyük çoğunlukla Bursa ile Ceyhan cümle akışı aynı. Şimdi bakıyorum. Birinde kade dalebetü. Birinde kadet dalebetü. Böyle bir farklılık var. Bu da şu demek yani. Dalebe kelimesini müzekker mi müennes mi? Ne olarak ele alman gerekiyor? Darebe kelimesine müzekkerdir dersen Bursa'daki yazılışı doğrudur, Ceyhan'daki yanlıştır. Yo, darebe müennestir dersen o zaman Ceyhan doğru, Bursa yanlış. Darebetu kelimesi öyleyse müzekker mi müennes mi, yani önemli nokta bu. Darebetu kelimesi müzekkerdir. Nasıl müzekkerdir? Sonunda kapalı ta var. Kapalı ta mühendislik alametidir ama biz cemi bir kelimelerin, ki bu cemi bir kelimedir, kırık çoğuldur, müfretlerine bakmamız gerekir. Müfretlerinde, cemilerin müfretlerine bakılır. Müfredi müzekkerse cemisi de müzekker sayılır. Müfredi müennes ise cemisi de müennes sayılır. Ona göre kendisine işlem yapılır. Şimdi darabetu kelimesinin müfredi müzekkerdir. Dolayısıyla cemi olan darabeye ta'nın bitişmiş olması onun müzekkerliğine zarar vermez. Bundan dolayı Ceyhan'ın yazılışı yanlıştır. Kadet şeklinde fetahat, nasarat, ketebet gibi ta ile yazılması yanlıştır. Bu durumda mecburen Bursa doğrudur yani. 4. Hangisinde en hatalı olarak kullanılmıştır? Evşiken nas en yemutu minel berdi. Cearet el kilabu en tenbeha. Kader felahen yahsude en yekune en tekune. En hepsinde amel etmiş mi? Hepsinde amel etmiş. Yalnızca Bursa'da sonuncu harfe fethalı yazılıp yazılmadığı belli değil, yani amel edip etmediğine dair bir garanti yok. Evşeki. Burada şunu sormuş olmalılar. Yani en hepsinde amel etmiş, ameli bakımından sıkıntı yok. Ama burada cari fiilinden sonra enin kullanması hatalı. Yani şuru fiillerinin haberine en dahil olur mu olmaz mı? Soru buna yönelik. Ben zaten buna yönelik bir soru bekliyorum sınavda. Bu şekilde bir sorunun çıkacağını tahmin ediyorum. Söylemiştim zaten tahmin ettiğimi. 7'yi yapmıştık. 8. Türkçe bir cümle Arapça karşılık isteniyor. Umarım hacılar ülkelerine sağ salim dönerler. Umarım. Hepsi aynı zaten. Tamam. Hacılar ülkelerine sağ salim dönerler. Bunu nasıl çözeriz? Adana'ya baktığımızda asa en yarci'a. Asa'dan hemen sonra muzari fiil gelmiştir. Bu yazılış yanlış olur. Çünkü asa'dan hemen sonra en artı muzari değil. Araya bir isim girmeli. Asa'nın ismi olmalıydı. Olmamış. Bu durumda asa tam fiil olarak kullanılmalıdır. Bursa asa el hüccacu mesela, Bursa'da ne olmuş? Muzari ile asan arasına hüccacu bir isim girmiştir. Bu bakımdan doğrudur. Ama yercu aslında raca yercu ne? Bunun sonunda ne olmalıydı? Yektubune, yansurune, yeftahune gibi. Sonunda neden onu yok? Genelde nun olmuyor bunların. Neden? Başında en olduğu için. Ama yercu'nun başında en yok ki. Dolayısıyla sonunda nun olmalıydı. Yani surune, yektubune, yavribune gibi yercu'ne. Bunun da nun olmalıydı. Dolayısıyla yanlış yazılmış. Ceyhan'da hac kelimesi müfret yazılmış bir defa.
Dolayısıyla yanlış çünkü hacılar, lerlar çoğu kullanılmış. Burada ise müfrett bir kelime var. Bundan dolayı Ceyhan da olamaz. Denizli'ye bakalım. Asa en yerci'u. Mesela yerci'une sonunda nun yok ama doğrudur. Çünkü başında en var. Sondaki nunu düşürür. Evet. Ama Asa'dan hemen sonra muzari'nin gelmesi yanlış. Arada Asa'nın ismi olmalıydı. Bu bakımdan Denizli de hatalıdır. Asa el-Hüccacu. Bakın muzari ile Asa arasında bir isim girmiştir. Bu Asa'nın ismidir. Yerci'une değil de yerci'u diye kalmış. Sonda nun silinmiş. Doğru ama başında en var. Bu yüzden bir hata yok. Yani Edirne doğrudur. 9. Türkçe karşılığı sorulmuştur. BDE diye başlayan cümlenin Türkçe karşılığı nedir? BDE başladı. El mezari'une çiftçiler, yezra'une ziraat yapmaya, ekmeye, el hukule tarlaları, kendi tarlalarını. BDE'den sonra gelen el mezari'une onun ismi merfu raf alameti vav. Yezra'une muzari fiildir, vav faili. El hukule kelimesi ise yezra'unenin mefulüdür. Fiil, fail, meful hep birlikte şu çizdiğim yer BD'nin haberi mahallen mensup olur. İrab yaparsak bu şekilde. Peki manası ne şekilde? Çiftçiler tarlalara ekmeye başladılar. Tamam böyle zaten. Tarlaları ekmek üzereler. Yok üzere değil. BD başladı manasına gelir. BD şuru fiildir. Mukarebe fiili değildir. Üzere manası veremeyiz. Umarım çiftçiler ummak. Hayır, asa gibi bir fiil değil ki bu. Bu bir reca fiili değil. Denizli tarlalar çiftçiler tarafından ekilmeye başlandı. Şimdi başlandı demek meçhul fiil tabiridir. Oysa ki bede diyoruz biz. Bu diye nasara, nusire, ketebe, kütübe gibi meçhul değil ki. Çiftçilerin tarlaları ekilmek üzere. Ekilmek üzere değil, başladı diyor burada. Üzere, yaklaşma fiili yok burada. Yani burada aslında şu sorgulanıyor. BD'nin siz başlama fiili olduğunun farkında mısınız? Yoksa bu işte mukarebe midir, reca mıdır? Kafa bir gidip geliyor mu? Bu onun kontrolüydü. 10. Evşeket et-tairatu en tehbida ala erl-metari. Yani Türkçe karşılığı nedir? Uçak havalanına oldukça yaklaştı. Havalana inmek üzere. Uçak havaalanında yere düşmek üzere. Yağmur varmış, öbürü de inmeye başladı. Şimdi evşeket üzere yani neredeyse manasına geliyor. Neredeyse et-tayrat uçak ente bir de inecek, inmek üzere. Ala erl-metari havaalanına inmek üzere. Uçak havaalanına oldukça yaklaştı değil çünkü teh bir de inme fiili var burada. Burada e'ye baktığımda hiç inmek kelimesi geçmiyor. Ente bir de'nin manasını yansıtmamış. Bu yüzden Edirne hatalı. Havaalanına inmek üzere uçak diyor. Ala erl-i metari havaalanına inmek üzere. Doğrudur. Üzere yani evşeket. Ceyhan yere düşmek üzere diyor. Enteh bir de düşmek değil inmek demektir. Yağmurdan bahsediyor Bursa'da. Yağmur diye bir kelime yok cümlede. Uçaklar diyor zaten Adana'da. Lerlar demiş. Et-tairetu cemi değil ki. Havaalanına inmeye başladı. Bir de başladı diyor. Evşeket başları değil. Şuru fiili değil evşeket. Mukarebe fiilidir. Dolayısıyla Adana'da olamaz. Sonuç Denizli doğru olur. Bu ünitede ne yapmalısınız? Hangi fiiller mukarebe fiilleri, hangileri reca fiilleri, hangileri şuru fiilleri? Bunları tek tek yazarak ezber yapmalıyız. Peşine bunların isimlerinin merfu olduğu, haberlerin ise mahallen mensup olan bir muzari ile birlikte başladığını bilmelisiniz. Hangilerinin haberinin başına en dahil olabilir veya olması yasaktır. Bunları yine bilmeliyiz. Tabii merfu nedir, mensup nedir bunları bilmemiz lazım. Çünkü bunlar haberleri nasb isimlerini raf ediyor, merfu kılıyor. Merfu nedir bunu bilmiyorsak, mensup nedir bunu bilmiyorsak bunların yaptığı işlemleri, etkileri anlayamayız. Öte yandan bunlar ne zaman tam fiil olur, ne zaman adlandırılan bu gruba dahil olur. Yani ne zaman fiil mukarebe fiilidir, ne zaman reca fiilidir, ne zaman şuru fiilidir, ha ne zaman değildir.
bunun da ayrımını yapabiliyor olmalıyız. Bu fiiller bazen müennes bazen müzekker kullanılıyor. Bu kendilerinden sonra gelen kelimeye bağlı. Buna da dikkat etmeliyiz.